Değerli basın mensupları, Türkiye'nin gündemine oturan İsmail Ağa cemaatine bağlı Hira Nur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Siyah Gümüşel'in kızı HG, savcılığa verdiği şikayet dilekçesine el yazısıyla 6 yaşından itibaren resmi nikah olana kadar her gün tecavüze uğradığı skandalı hepimizin vicdanlarını derinden yaralamıştır. Daha oyun çağındayken yıllarca cinsel istismara maruz kalan ve ama dini nikah yapılmıştır savunmasıyla normalleştirilmeye çalışılan bu akıl almaz trajedi karşısında sessiz kalınması mümkün değildir. Hiçbir vicdan, hiçbir siyasi görüş bu rezaleti savunamaz. Bazı yayın organlarında ama ile başlayan rızası vardı şeklinde cümleler kurarak tecavüz ve cinsel istismarların yaşandığı tarikatları savunanlara sesleniyoruz. Memleket Partisi iktidar olduğu zaman eğer bir çocuğun kılına zarar verdiğiniz ortaya çıkarsa hiçbirinizi affetmeyeceğiz. Peşinizi bırakmayacağız. Hep söylediğimiz gibi AKP bu ülkeye en büyük kötülüğü yargının ayarı ile oynayarak yapmıştır. Adalet terazisinin ayarını bozduğunuz zaman bugün insanlığı dehşete düşüren bu skandalları maalesef daha çok duyacağız. Bu olaya zamanında kovuşturmaya yer yoktur kararı veren savcıdan tutun, olayın üstünü kapatmaya çalışan kolluk kuvvetlerine, kemik yaşına ilişkin rapor düzenleyen hekimlere kadar sorumluluğu bulunan herkesin yargı önünde hesap vermesini istiyoruz. 2022'nin ilk 11 ayında 308 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 140 kadın tacize uğradı. 209 çocuk istismar edildi. 728 kadına şiddet uygulandı. 26 kadın tecavüze uğradı. Yakın geçmişte neler yaşadığımızı tekrar hatırlayalım. Yalova'da Halil Bağlı Talebe Yurdu'nda 12 yaşındaki çocuk, yurtta Kur'an ve Türkçe dersi veren 26 yaşındaki MZ tarafından cinsel istismara uğradığını şikayet sonrası tutuklanan MZ ifadesinde nitelikli cinsel istismarı reddetmesi, nefsime uydum demesini hatırlıyoruz. Ordu'da bulunan bir tarikata ait erkek öğrenci yurdunda 12 yaşındaki çocuk, kurs hocası YK tarafından cinsel istismara uğramasını, kurs hocası YK şeytana uydum demesini hep beraber hatırlıyoruz. Karaman'da bir öğretmenin tarikat evlerinde en az 45 öğrenciye tecavüz ettiği iddia edilmişti. Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi mezunları ve bu mensuplar derneği yani Kayımder yakın kişilerin kiraladığı evlerde kaldıkları öne sürülen 9 ve 10 yaşlarında bulunan öğrencilere tecavüz edilmesini Memleket Partisi unutmadı. Hesabını da eninde sonunda mutlaka soracaktır. Bu ülkede maalesef her şey unutuluyor ama bizler bir kereden bir şey olmaz diyenleri unutmadık. Tarikat ve cemaat yurtlarına tecavüze uğrayan çocukların acısını içimizden atamadık. Günü geldiği zaman bu rezaletlere onay verenlerin hiçbirinin yakasını bırakmayacağız. Kendisinde bu ülke için sorumluluk hisseden tüm siyasilere sesleniyoruz. Bu tarikat ve cemaatlerin bir an önce incelenmesi, kontrol altına alınması ve bu rezaletlere karışanlardan hesap sorulması için daha ne yaşamasını bekliyorsunuz? Dinen caizdir yalanlarıyla 6 yaşındaki çocukların gelin edildiği, dedesi yaşındaki sapık tarikat şeyhlerine adeta bir köle gibi sunulduğu gerçeklerine 3-5 oy almak için neden sessiz kalıyorsunuz? Erdoğan'ı devirmek için kendilerini Türkiye'ye umutmuş gibi sunmaya kalkan altılı masadakiler. Siz neyi bekliyorsunuz? Aman cemaatleri kızdırmayalım, aman şu tarikatların tepkisini almayalım diyerek cılız bir sesle kınamanız yetmez. Oy kaybederim diyerek siyaset yapacaksanız yere batsın sizin o siyasetiniz. Çocuklara tecavüz edenlerin oylarına mı talipsiniz? Neden susuyorsunuz? Ey hükümet, bu rezaletlerin yaşanmasında sizin hiç mi sorumluluğunuz yok? Bu kadar tarikat ve cemaatlerin yayılmasına, her yana yurtlar bina inşa etmesi için yardım toplamasına neden izin verdiniz? Hala daha veriyorsunuz. Sizin bir tarikat cemaat yapılanmasına müdahale etmeniz için iktidara karşı darbe girişiminde mi bulunması gerekiyor? Korkmayın ey AKP'liler. Çocuk tecavüzleriyle mücadele etmek size insanlığınızdan bir şey kaybettirmez. Her fırsatta Atatürk'e nefret kusan o Diyanet İşleri Başkanı. Çocuklara tecavüz edilen o tarikat yurtları için bugün kısık sesle yayınladığınız o basın açıklamasının bizim için hiçbir hükmü yoktur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e bir rahmet okumayı çok görürsünüz
Ama tecavüzcü cemaatler hakkında ağzınızı bıçak açmaz. 21. yüzyılda uzay madenciliği, kuantum ve nanoteknoloji ile aya seferler düzenlemek için rekabet ederken Türkiye'yi tarikat şeyhlerinin 6 yaşındaki çocuklara tecavüz ederek evlenmesini konuşmaktan utanç duyuyoruz. İslamiyet'e en büyük zararı bu sapıkların verdiğini kimse unutmasın. Meksika'da Rodriguez tarafından çizilen çocuk gelin karikatürü tüm dünyanın gözünde ülkemizin itibarını bu sapıklar yüzünden yerle bir etmiştir. İktidara geldiğimiz gün gençlerimizi hiçbir cemaat ve tarikatın yurduna muhtaç etmeyeceğiz. Hiçbir yavrumuzun o yurtlarda tecavüze uğramasına, geçtiğimiz aylarda Antalya'daki gibi kafasının kesilerek katledilmesine izin vermeyeceğiz. TOKİ'nin ilk işi sadece öğrenci yurtları yapmak olacaktır. Artık yeter diyoruz. Bu ülkede çocuklara tecavüz edenlerden bıktık. Savunmasız hayvanların kafasına kürekle vurarak katledenlerden bıktık. Memlekete doldurulan ne üdüğü belirsiz mültecilerden bıktık. Nedir sizin ülkemizin geleceğiyle ilgili alıp veremediğiniz? İnsanlıkla olan sorununuz nedir? Biz huzur istiyoruz. Bu ülkede gelecek istiyoruz, bilim istiyoruz. Biz haberleri açtığımızda bu rezaletleri artık duymak istemiyoruz. Artık gençlerimizin özgürce yaşayabildiği, çocukken istismara uğramaktan korkmayacağı bir gelecek istiyoruz. Türkiye'nin çözmesi gereken onca sorun varken biz hala yerimizde saymak istemiyoruz. Tarımı, üretimi, sanayiyi, uzay madenciliği konuşmak varken çocuk tecavüzlerini konuşmak, çocuk evliliklerini konuşmak istemiyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Yaşadığımız bu utanç dolu günlerden bizleri Atatürk ilke ve devrimlerine tamamıyla bağlı ve kendisine rehber edinmiş o pırıl pırıl gençlerimiz kurtaracaktır. Hiçbir zaman umudunuzu yitirmeyin gençler. Çünkü Memleket Partisi iktidarında başaracağız, başaracağız ve başaracağız.